bebeğin saçları doğumdan sonra dökülebilir. Aslında doğum sırasında vücutta o kadar çok hormonal değişiklikler olmaktadır ki bu hormonal değişiklikler bebeğin saçlarına da yansır ve saçları dökülebilir. Bazen yatağında ya da bazen elini saçına götürür zaman elinde bile saç parçalarıyla karşılaşabilir. Bu bir hastalık olduğu anlamına gelmez ve bunu bizim engellememize de gerek yoktur. Birçok bebekler hayatının ilk aylarında kafalarında tamamen saçsız bir şekilde bile dolaşırlar ortalıklarda. Sonra giderek yavaş yavaş 1 yaşından sonra saçları uzamaya başlar ve normal erişkin saçına girerler. Saç dökülmesi bir, hani doğum sırasında oluşan hormonal değişikliklere bağlı olabilir. İki, ailesel faktörler çok önemlidir. Eğer bir bebeğin annesi de babası da bebekliklerinde saçsız bir şekilde dolaşmışlarsa bizim bebeğimiz de aynı onlar gibi saçsız olabilir. Sorun değil, daha sonra saçlar çıkacaktır. Ya da bazen en nadiren de bazı hastalıklar yüzünden saçlar dökülebilir. Bunların bir kısmı zaten metabolik hastalıklardır ve çok ağır bulgular verirler. O zaten bebek doğduğu zaman o hastalıkların bulgularıyla bazen yoğun bakımda kalır. Onun dışında vitamin ve mineral eksiklikleri bebeklerde ve çocuklarda saç dökülmesine yol açabilir. Genellikle bunlar bizim ülkemizde çok sık gözükmemekle beraber mineral eksiklikleri içinde en çok gördüğümüz çinko eksikliği. Çinko eksikliğine bağlı bazen saç dökülmeleri olabiliyor. Çinko içeren vitamin preparatlarıyla, vitamin şuruplarıyla bunlar da rahatlıkla yerine konabilir.